askeri darbeye sessiz kalarak ve çanak tutarak kimliklerini ve kimyalarını bir kez daha ibraz etmişlerdir. Darbecilere karşı tavır ortaya koymayan ve darbeyi kesin bir dille kınamaktan özenle kaçınan Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bu tutumlarıyla çifte standartlarını bir kez daha sergilemişlerdir. Aynı şekilde bölge ülkeleri de Arap Baharı etkisiyle zalim düzenlerinin yıkılabileceğinden korkarak Mısır'da darbe sürecini desteklemişlerdir. Bilinmelidir ki Mısır'da gerçekleşen darbenin en önemli tarafı işgalci İsrail'dir. Darbe konuşulurken bu darbenin arkasında İsrail ve İsrail'in uluslararası işbirlikçilerinin olmadığını düşünmemek saf dilliktir. Bu darbe Refah sınır kapısını mazlum Filistin halkının kullanımını açan Mursi'nin cezalandırılmasıdır. Sisi askeri darbesi Mısır üzerinden İsrail'in güvenliğini ve yıllardır Filistin halkına karşı sürdürdüğü savaş politikalarını tahkim etmek amacıyla yapılmıştır. Filistin sorunu adil bir şekilde çözülmediği ve Filistin işgali sona ermediği sürece İsrail'in komşularında yapılacak yönetim değişiklikleri bölgeye ve dünyaya barış getirmeyecektir. Mısır'da yaşananları endişeyle izlemekteyiz. Mısır tarihinin sivil cumhurbaşkanını Muhammed Mursi'ye karşı ordunun yapmış olduğu askeri bir darbedir. Bu darbe Mısır halkının yarısından fazlasının oyunu alarak seçilmiş Muhammed Mursi'ye ve halkın iradesine karşı yapılmıştır. Emperyalistlerin ve Siyonizmin hizmetinde olan askeri cüntaya karşı direneceğini açıklayan Mursi, bu onurlu tavrından dolayı tebrik ediyoruz. Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Mursi diren ümmetinle! Mursi diren ümmetinle! Mursi diren ümmetinle! Oyun Cezayir'de yapıldı. İslami bir partisi saldığı %54'lük oya rağmen askeri darbeye maruz kalmış ve yüz binlerce Müslüman katliamdan geçmişti. Hakeza Tunus'ta Gannuşi yönetimindeki İslami Parti %63'lük halk desteğine rağmen yine askeri darbeyle saf dışına itilmişti. Aynı süreç 28 Şubat sürecinde Türkiye'de yapıldı. Taksim'i tahrir yapamayanlar tahriri Taksim yaptılar. 2005'te Filistin'de Hamas hareketine yapılan haksızlıkları da çok iyi biliyoruz. Benzer durum şu an Mısır'da yaşanıyor.